Herkese merhabalar. Yepyeni bir YouTube videosuna hepiniz hoş geldiniz. Pazar gününün maçlarını konuşacağımız bu video. Ee, dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeyeceğim. Hemen video alacağım ama öncesinde bir like bir de kanala abone değilseniz şuralardan bir yerden kanala abone olursanız çok mutlu olurum diyorum. İçeride anlatacaklarım var. Hadi geçelim. Misli, misli. Evet bildiğiniz üzere ben yine mislikom üzerinden bahislerimi yapıyorum. Dilerseniz siz de açıklamadaki linkten gelip benimle beraber aynı platformda bahislerinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle cumartesi gününden bahsetmek istiyorum. Cumartesi gününün Bundesliga kısmından bahsetmek istiyorum. Ağırlık verdiğimiz bir kısımda biliyorsunuz dünkü maçlarda. 8-9 maç konuşuyoruz. Minimum 3'ü 4'ü zaten Bundesliga oluyor. Kötü bir Bundesliga başlangıcı demiştim ama yani bir önce bir tartmak lazım. Canlı yayına gelen Twitch'teki canlı yayına gelen arkadaşlar da çok daha iyi biliyor bunu bir tartmak lazım, bir bakmak lazım oyuncular nasıl döndü, kimler eksik, yerine kimler kullanıldı gibi. Leverkusen son dakikada attı, Leipzig kaybetti. Ee, bir Mainz'imiz, KG'miz geldi. Onun dışında Freiburg'umuz gelmedi gibi gibi e, olaylar döndü. Ama cumartesi iyisiyle kötüsüyle e, yine City'nin kazanırını bildik e, vesaire vesaire. Bayern Münih'i bilmiştik vesaire. Kazanırı, kaybederi bir yana sizlere bir şeyler anlatmaya, aktarmaya çalıştım. Zaten sizler de bildiğiniz üzere aynı düşüncedeyseniz kuponlarınızı alıyorsunuz. Bugün ise Pazar gününün maçlarını konuşacağız sizlerle beraber. Yine e, güzel maçlar hazırlamaya çalıştım. Biraz daha böyle taraftan uzak, yine tarafımız var tabii ki. Ama taraftan uzak karşılıklı gollere gideceğimiz maçları seçmeye çalıştım. E, bu arada saat sıralaması veya lig sıralaması yapmadım. E, yazdığım listeye göre sizlere burada aktaracağım. Artık e, hangisini hangi saatte oynamak isterseniz onu size bırakıyorum. Everton, Aston Villa karşılaşması. Bu arada tekrardan eski siteme de geri döndüm. Ayrıca Sofascore'da e, analiz yapmak için. Kullanıyordum biliyorsunuz. Everton Aston Villa karşılaşması şöyle bir kadrolara baktığımızda Everton tarafında bir tane eksiğimiz vardı. İdrisse Gana Gay biliyorsunuz kupaya gitti. Ee, öbür tarafta da ligi çok iyi götüren ayın teknik direktörüne sahip olan bir Aston Villa var. Şu iki takıma da baktığımızda takımda tek forvet oynuyor arkasında bir tane on numarayla oynuyor. Genelde kanattan içe kat ederek e, pozisyon bulmaya çalışıyorlar. James Garner, Jack Harrison e, Everton'da. ...etkili olmaya çalışacaklar e, bu karşılaşmada. Ama gel gör ki Everton'ın artık yavaş yavaş e, ligin ikinci yarısıyla beraber... ...biraz daha toparlanmasını beklediğim ekiplerden birisi. Ki ilk yarıda, ligin ilk yarısında zaman zaman o emareleri bize göstermişlerdi. Aston Villa'ya gol atmaları biraz zor. Evet, farkındayım. Ama gol attıktan sonra da skoru tutmak anlamında biraz problem yaşayabilirler. Aston Villa'nın ilk golü bulma potansiyeli çok yüksek bu karşılaşmada. Önce Aston Villa, sonra Everton. Everton. Yani maçın yine bir yerlerde 1-1'e bir geleceğini düşündüğümden 1.40'tan karşılıklı gol var alabilirsiniz ama bence oranı biraz düşük. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. E, Aston Villa'nın yiyeceği bir gol e, deplasmanda Everton'dan. Bu kadar kötü giden bir Everton'dan biraz daha yüksek olmalıydı. 1.46, 1.48, 1.50'ler civarında olsa çok daha tatlı olurdu. Bir de burada Aston Villa ilk golü atar 1.60. Dilerseniz bunu da değerlendirebilirsiniz. Yine kornere aday karşılaşmalardan bir tanesidir. 9.5 üstü kornere de deneyebilirsiniz. Karşılıklı gol var dedik. Kornerde olabilecek çıkabilecek karşılaşmalardan bir tanesi. Bir de belki Aston Villa ilk golü atar diye de ekledik yanına diyelim ve geçelim. Bir final karşılaşması, İspanya Süper Kupası, El Clasico'su diyelim biz buna. Real Madrid Barcelona karşılaşması. Biliyorsunuz Arabistan'da oynanıyor bu e, final mücadelesi. İki takımı bu sene kıyasladığımızda evet Real Madrid terazinin ağır basan tarafında. E, bugün de yine gol veya goller bulacağını düşünüyorum. Saat 10'da başlayacak bu karşılaşma böyle bültenin sonlarına doğru. Belki bu karşılaşmada tek olarak alıp böyle e, tek başına yazabileceğiniz oranlar da var. Mesela e, Madrid'in kazanacağını, gol yiyerek kazanacağını düşünen bir ve var alabilirler bu karşılaşmada Zaten benim ilk tercihim bu karşılaşmada 1.42'den karşılıklı gol var olacak Ama işte ben saat 10'da uzanayım Arkama maçı izlerken tek maç üzerinden Değerlendireyim derseniz 1 ve var 3.07 gibi bir oranı var Yatırdığınız parayı 3'e katlar Diye düşünebilirsiniz Bir final müsabakası olduğu için de e, Golü bulan taraf e, otomatikmen tabii ki biraz daha geri çekilecektir işin ucunda bir kupa var sonuçta e, Yiyen taraf ise bulmak için daha fazla yüklenecektir Gol erken gelirse ee, daha farklı bir maç izleme e, yönüne gidebiliriz ki zaten Arabistan'da da oynandığı için biraz daha fazla gol böyle eğlence yanı işin daha fazla gol yanı daha fazla olacağını düşündüğüm mücadelelerden bir tanesi. Gelelim Real Madrid Barcelona Arabistan'da kupa oynarken La Liga'ya e gözünü dikmiş bir Girona var karşımızda veya Hirona artık hangi nasıl söylüyorsanız. Bence direkt MS 1.47'den Girona'nın zorlansa da e, olabilecek bir rakam. Olabilecek bir oran bu arada. E, Girona'yı da 1.47'den değerlendirebilirsin ama biraz daha oran yükseltmek isterseniz de atmıştan. Girona hem 2 gol atar hem de maçı kazanır düşüncesine girebilirsiniz. Şimdi yine burada şöyle kadrolara bir bakalım. Almeria'nın son dönemlerde böyle bir şeyler yapmaya çalışıp yine mağlup olduğunu düşünüyoruz. Ben bu maçta da öyle olacağını düşünüyorum. Bir gol atarlarsa da sürpriz olmaz ama Girona'nın hücum attığını, hücumdaki pozitif futbolunu durdurabileceklerini çok da fazla düşünmüyorum. O yüzden Ciron'a kazanır ve üzerindeki bahisleri size bırakıyorum. 1.5, 2.5, 3.5 oralar tamamen size kalmış. Burada videoyu bölmek istiyorum çünkü sizlere çok güzel bir haberim var. Süper bir lansmanla karşınızdayım. 17 Ocak 2024 tarihinde saat 4 ile 7 arasında Gaming Gen ve Nvidia sponsorluğunda İstanbul Ümraniye Gaming Gen TR mağazasında ...birlikte beraber vakit geçiriyoruz. 4070 süper Ekran Kartı'nın lansmanı var. Hepinizi oraya bekliyorum. Gelirseniz dediğim gibi beraber sohbet eder, futbol muhabbeti yaparız. Bir de gelenler arasında bir yarışma, ödüllü bir yarışma düzenlenecek. Call of Duty oynayacağız, Modern Warfare 3 oynayacağız. Birinciye 4060 Ti 16 GB, ikinciye 4060 Ti 8 GB ve... ...üçüncü olan kişi ise RTX 4060 ekran kartı kazanma fırsatı olacak. Dediğim gibi gelirseniz sohbet, muhabbet ve kupon sohbetleri de yaparız diyorum ve videoya devam ediyorum. Evet nerede kalmıştık? Cirona maçında Cirona kazanır dedik ve ligimize geri döndük Gaziantep. Fenerbahçe karşılaşması. Müthiş giden bir Fenerbahçe var. 10'a 4, buna 7, ona 3, ona 5 derken Fenerbahçe'nin son 2 haftada dağıttığı oranın hatta hesabı yok aslında. Şimdi Antep deplasmanına gidecekler. Zor bir deplasman aslında. Antep'in oynadığı oyunundan ziyade işte hava koşulları, stadyum, Antep'in teknik direktörü ve bu maça bakış açısı. Beşli bir savunma. Nasıl Galatasaray'dan Sivasspor puan aldı? Aslında diğer takımlarda bir şey gösterdi bu oyunla. Antep'te bunu deneyeceğini düşünüyorum. Beşli bir savunma önünde. Üçlü veya dörtlü yine kat kanatlara ekarte olan bir orta saha. Hücumda da bir tane topu tutabilen iyi bitirici bir forvet. Bu mentaliteyle çıkacaklar. İsimlerden bağımsız. Fenerbahçe ne yapacak? Sürekli kaleye gidecek. Sağdan, soldan, ortadan, merkezden, şutla vesaire vesaire. Ne olacak? Fenerbahçe bol bol korner çıkaracak. Fenerbahçe'nin ilk yeri kornerleri kazanırı 1.34. Deneyebilirsiniz veya sizin oynadığınız nereden oynuyorsanız. Ama ben isterim ki mislikom üzerinden oynayın biliyorsunuz. Fenerbahçe kornerleri kazanacak. Antep'te kornerlere ortak olursa 2-3 korner atarsa antep bu maç 10 ve üzeri kornere de gider arkadaşlar. Ama benim bu maç için taraf bahisi e, önerim var. Çünkü Fenerbahçe'nin geçen hafta da söylediğim gibi kaybetmeye tahammülü yok. O yüzden Fenerbahçe'nin 3.5'un altında yani gol yemediği bir senaryoda çünkü deplasmanda çok fazla gol yemiyorlar. Gol yemediği bir senaryo, 4 tane gol atmadığı bir senaryo 1.97'den 3.5 altında Fenerbahçe galibiyeti de önerebilirim. Diyelim ve birinci lige gidelim. Çorum Tuzla. Aslında ben bu iddia maç olaylarına ilk Çorum Spor'un maçıyla başladım ve e, oradaki aslında videolarım, söylemlerim falan tuttu. Tekrar Çorum'a galiba bir ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Tuzla'yla oynayacaklar iç sahada. Tuzla'nın durumunu biliyorsunuz zaten bu sene ligde kalmaları biraz zor gibi geliyor bana. Urfa'yla kapışacaklar gibi duruyor. Keçiören'de onlara dahil olma kaydıyla. E, Çorum evinde avantajlı. Çorum'un iç sahada biraz daha baskılı oynayacağını düşünüyorum. Ama burada böyle bir sürpriz deneme. ilk yarı Tuzla, ikinci yarı Çorum'da deneyebilirsiniz. Ama benim ilk beklentim bu karşılaşmada tuzla işte çorum'un 2 tane gol atması 1.50 gibi bir orandan hatta ilk golü de gerçi ilk golü e, tuzla demeyelim çünkü şey ilk golü çorum demeyelim e, Tuzla atar sonra çorum geri döner vesaire e, oradan öyle bir risk almayalım. Sadece Çorum'un iki tane gol atacağı 1.50'den hatta bir de yanına kazanır düşünürseniz 1.65'ten ki çok fazla önermiyorum. 2 golünü alır buradan 1.50 oranımı alır çekilirim diyorum. Bir de şöyle Mısır Mozambik karşılaşmamız var artık yavaş yavaş Afrika Kupası'na da girelim istedim. İlk maçımızda Mısır Mozambik şurada Mısır Mozambik'te kadrolara şöyle bir baktım. İki tarafında kadrolarını şöyle bir gözden geçirmeye çalıştım. Oyuncular nerede oynuyor vesaire derken. Tabii ki kadrolar arasında büyük fark var. Ee, Mozambik'le Mısır arasında. Özellikle e, Muhammed ve Muhammed Trezegge tek başına Mozambik'i yıkabilecek isimler aslında. Burada çok güzel bir oran açmışlar e, Mısır'a bence. Zaten süper oranla da 1.24'e gelmiş. Mısır'ın iki gol atarı 1.50. Az önceki e, Çorum gibi. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Kupa maçları zordur. İlk başlar özellikle genelde 6'a yakın olur ama 1.50 oranı denemek isteyen varsa sizin de aklınıza yatıyorsa lütfen kuponlarınıza yazınız efendim. Bu arada sizin de güvendiğiniz, inandığınız maçlar varsa yine yorumlar kısmında atmaya devam ediyorsunuz. Ben de ara ara sizden böyle gelip ha bak şu da mantıklıymış deyip onda kuponlarıma yazıyorum. Bilginiz olsun. O yüzden yorumlarınızı eksik etmeyin diyelim ve sizi bu, bu hafta küs olduğumuz bir lige götüreceğim. Mönchengladbach Stuttgart karşılaşmasına götüreceğim. Herkes KG bekliyor. Herkes Stuttgart'tan 2 gol bekliyor. Evet Stuttgart'tan 2 gol. Çok güzel oran. Ee, 1.47 oran veya 2 gol üzerinde Stuttgart kazanır. 1.88. Bunlara hiçbir itirazım yok. Gelebilir. Ama ben bu maçın biraz da korner tarafına dikkat çekmek istedim. 9.5 üstü kornerde 1.56 gibi bir oranı var. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Hem Mönchengladbach'ın hem de Stuttgart'ın kaleye bolca denemesinin olacağını düşündüğüm bir karşılaşma. 7.30'da başlar. İlk yarıdan 4-5 kornere gelirsek ikinci yarıda daha fazla 11-12'ye de çıkabileceğimizi düşünüyorum. Ama şunu da tekrar altını çizelim. Korner karşılaşmaları, korner bahisleri her zaman yazı turadır arkadaşlar. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Ve günün videonun son maçı Fiorentina-Yudinez'e karşılaşması. 8'de başlayacak. Fiorentina'yı biliyoruz, Udinese'yi biliyoruz. İkisi de takip ettiğimiz takımlar. Olası bir böyle kıyamet alameti olmadığı sürece Udinese bu maçı 4-5 gol bandına götürmeyecektir. Yani bir gol atsa bile maksimum iki tane yiyebilir. Fiorentina çok tabiri caizse azmazsa 3-4 tane atmazsa bu maç 2-3 gol bandında kalacaktır diye düşünüyorum. 1.77 gibi de bir oranı var diyerekten videomu sonlandırıyorum. Çok teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Ellerinize, gözlerinize sağlık. Dediğim gibi sizler de maçlarınızı yorumlar kısmından iletiyorsunuz. Ben de oradan sizlerin maçlarına bakıyorum. Çok teşekkür ederim. Like atan, abone olan ellerinize sağlık. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.